Selam millet, nasılsınız? Valla ben iyiyim. Yani bugün biraz böyle kısık sesle yapacağım size yorumlarımı. Çünkü hani geç bir saatte yapıyorum. Tatlı Şeytan'ı bitirmeye çalıştım gün boyunca. Hani onu bitirdim. Onun da yorumu gelecek. Bu akşam çekeceğim onun da videosunu. Ama onun öncesinde yorumlamak istediğim kitaplar var. Hepsini ev içerisinde yapmak istiyorum. Çünkü hani şu manzarayı kullanmak istiyorum. Bir de gittiğim zaman finallerim olacak. Finallerim olacağı için de büyük ihtimalle yorum giremeyeceğim. O arada da bunları işte tek tek girmeyi planlıyorum. Şimdi İnanılmaz heyecanlıyım. Çünkü ilk defa bir Stephen King kitabını yorumlayacağım. Hani sadece video olarak yorumlamaktan bahsetmiyorum. Çünkü ben okuduğum Stephen King kitaplarının hiçbirisini yorumlamadım. Blog açtıktan beri 22.11.63, Eğlence Parkı ve Doktor Uyku'yu okudum. Ama bunların yorumlarının hiçbirisini hani blogumda göremezsiniz. Ha, bu kadar adama hayranlık duyuyorum. Bütün kitaplarını okudum. Bütün kitapları farklı isimlerle çıkanlar da dahil kitaplarımda bulunuyor. Bu adamla birlikte okumaya başladım. Niye hiç yorumuna girmedin diyorsanız. Yani hani bu biraz şey. Hayranlığım o kadar üst derecede ki adamı yani eleştirme hakkını kendimde görmüyorum. Sevmediğim kitapları var mı? Yok. Daha sevdiğim kitapları var. Daha fazla sevdiğim kitapları, hastası olduğum, hayran olduğum, tekrar tekrar okuduğum kitapları var ama sevmediğim tek bir kitabı daha yok. Bu belki benim ona olan saplantılı olan sevgimden kaynaklanabilir ama öyle. Hani bundan da hiçbir şekilde gocunmuyorum. Bunu söylerken de hiçbir şekilde utanmıyorum. Yani ne yalan söyleyeyim. Bugün size Bay Mercedes tanıtacağım. Uzun zamandan sonra en sonunda tekrar bir King kitabını okuyor olmak hani muhteşem bir şey. Yani muhteşem. Altın kitaplar normalde onun ki benim hani hastası olduğum adama bağlandığım kitaptır. Ben hep diyorum ben bu X8 ile King okumaya başladım ama o ile birlikte kitap okuma alışkanlığını kazandım ve adama hasta oldum. Ve hani çoğunuz biliyorsunuz ama bilmeyenler için tekrar söyleyeyim. Ben King'in hani o dönem boyunca çıkmış olan kitaplarını bitirmeden başka hiçbir yazar okumadım. O yüzden hani anlayacaksınız niye bu kadar heyecanlıyım. Neyse dediğim gibi altın kitaplar normalde onun sansürsüz halini basacaklardı. Ben onun gelmesini bekliyordum ama Bay Mercedes geldi. Yani böyle hani o çıktığı gibi böyle benim olmalı dedim. Olması da lazımdı zaten ve çıktığı gibi de okudum. Bitirdim ve işte bugün de yorumuna giriyorum. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok çok heyecanlıyım. Çünkü hani King yorumlamak çok zor bir şey. En azından benim için çok zor bir şey. Bay Mercedes King'in düşündüğünüz tarzın aksine hani korku yazarı, bilmem ne yazarı falan diye giriyorsunuz ya. Hani burada oturup da size King'in aslında bir korku yazarı olmadığını, harika bir korku yazarı olduğunu ama aslında muhteşem aşk kitapları yazdığını, distopya yazdığını, dram yazdığını, hani her konuda böyle yumruğunu masaya koyup ben de varım ve ben bu işte gerçekten çok iyiyim diyen bir adam olduğunu söylemeyeceğim. Bu da zaten korkutabileceğim bir polisiye roman. Ve gerçekten çok çok iyi bir roman. King'in çok daha iyi olduğu kitapları yok mu? Var. Bu çok sevdiğim kitaplar arasında ama çok çok sevdiğim kitapları da var. Bundan çok çok daha iyi kitapları da var. Ama kesinlikle Bay Mercedes iyi kitaplarından bir tanesi. Şimdi olay şöyle. Daha doğrusu şöyle başlayayım ben size. Kitap iki kişi ağzından anlatıyor. Bunlardan bir tanesi Billy, emekli polis, emekli dedektif. Diğeri de Brady, yani katilimiz. Mercedesli katil. Olayın başlangıcı şöyle Billy ile başlıyoruz olaya. Billy emekli olduktan sonra gerçekten hayatından hani sıkılmış bir adam çünkü her poliste olduğu gibi işini ön plana koyup kendi ailesini geriye atanlardan. Karısıyla boşanmış, kızı her ne kadar iletişim hali içerisinde olsa da 2 yıldır hani onun evine gelip ziyaret eden birisi değil. Çünkü o işine çok fazla vakit ayırdığından ailesinin ne hale geldiğini anlayamamış bir adam. Emekli olduktan sonra da hani televizyon programları izleyen bezgin, bunalmış. Hani kendini öldürmeyi dahi düşünen adamlardan bir tanesi ki zaten anlatıyor emekliler hani emekli dedektifler arasında kendini öldüren, intihar eden kişilerin sayısı çok fazla. Onlardan biri olmak istemiyor ama bir yerden sonra oraya doğru ilerlemeye başlıyor.
hayatında hani muhteşem bir dedektif. Gerçekten çok çok iyi işler çıkarmış, başarmış. Şansın yardımı olmuş. Hani kendi aklını kullanmış mı ama gerçekten çok başarılı bir dedektif. Fakat çözemediği tek bir olay var. O da Mercedes'li katil. Mercedes'in katili de şöyle. Zaten olayın girişi yani kitabın giriş bölümünde olduğu için anlatıyorum olayı. İnsanlar böyle iş bulma fuarı tarzında bir şey düşün. Oraya dizilmişler sabahın bir kör vaktinde üzerlerine gri bir Mercedes sürüyor bunların. Hepsini parçalıyor. Çoğu kişiyi öldürüyor orada. Fakat olay hiçbir şekilde çözülemiyor. Çünkü arkasında tek bir kanıt yok, tek bir delil yok ve daha sonrasında diğer seri katillerin yaptığı gibi kendi cinayetini tekrarlamıyor ve bu yüzden de duruyor. Adam emekli olduktan sonra bir gün buna bir mektup geliyor ve katil olayı anlatıyor. Benim diyor. Bunlar oldu diyor. Dedektifi izlediğini, takip ettiğini, sürekli gördüğünü ve hani o kadar şey bir biçimde anlatıyor ki mesela cinayeti işlerken yani o katliamı işlerken yaşadığı duyguları bilmem ne ciddi anlamda bir psikopat okuduklarını hani yazdıklarını okurken bu kanınız donuyor. En başta kitabı sadece Billy ağzından anlatılacağını ve katili hiçbir şekilde tanımayacağımızı düşünerek başlamıştım. O da çok eğlenceli bir fikir olabilirdi çünkü hani şey diyorsun kim olabilir? Herkesten şüpheleneceksin çünkü bir herkesten şüpheleniyor. Billy'nin çok fazla arkadaşı yok. Eski ortağı bilmem ne falan hala çalışıyor ama arkadaş olarak çok çok bir şey yok. Bir tek Jerome denen adını doğru telaffuz edemiyorsam Jerome diyorum ben ona. Var bir Afro-Amerikalı hani onun şey işlerini yapıyor liseye gidermiş çocuk bahçe işlerini bilmem ne yapıyor arkadaşı en yakın kişi o ve hani öyle çok bir şeyi yok hani kaybedeceği hiçbir şey yok fakat Mercedes'li katilin kendini ortaya çıkarmasıyla birlikte Billy hayata tutunuyor ve bir işte avcı av olayı tekrar başlıyor. Daha sonra okumaya başladıkça Brady'nin kendini anlatması başlıyor. Hani katil profilini kendimiz tahmin etmeye çalışırken bir anda adam kendini ortaya döküyor. Şu, nerede çalıştığını biliyorsun, ne yaptığını biliyorsun. Annesine bakmak zorunda olan, alkolik bir anneye sahip annesine bakmak zorunda olan bir adam olduğunu biliyorsun. Adamı nasıl izlediğini biliyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Hani bu sizde şey olabilir, hani polisiye kitapta bu heyecanımızı düşürebilir, olabilir ama değil. Çünkü Billy adamı yakalamaya çalışıyor. Şey de Mercedes'li katil de Billy'yi öldürmeye çalışıyor. Fakat bu ölümde kendisi olmayacak. Billy kendi kendini öldürecek. Çünkü şöyle bir şey var. Mercedes'li katil olur. Bir kere Mercedes katilin hani katilin Mercedes'i nasıl çaldı, nasıl yaptı, nasıl etti tam bir muamma. Bakarsan aslında hiçbir şey yapılmamış. Hani şöyle bir şey var. Araba ne kadar spoiler olabilir burası diye düşünüyorum şimdi. Şöyle diyeyim ben size. Araba katilin değil. Katil arabayı görüyor, alıyor ve gidip o şekilde öldürüyor. Ama araba hiçbir şekilde zorlanmamış. Hiçbir şekilde farklı bir şey yapılmamış, edilmemiş. Alınmış, gitmiş, çarpmış, etmiş, sonra bırakıp gitmiş gibi duruyor. Tamam mı? Mercedes'in gerçek sahibini falan görüyorsun. Billy bir anda eski hani flashbackler oluyor. Eski zamana dönüyor. İşte kadını sorguladıkları zamanlar bilmem neler falan flashbackler. Bütün o bulunma çabası içerisinde oldukları dönemde yaşanan her şeyi anlatıyor ve hani baktığın zaman acaba diyorsun Mercedes'in sahibi olan kadın da mı bu işin içerisinde bilmem ne falan diye düşünmeye başlıyorsun ve planlar geliştiriyorsun. Tabii yani gayet istediğin kadar geliştir. Hani ama geliştiriyorsun. İşte bir sürü şey koyuyorsun, analiz ediyorsun, bilmem ne yapıyorsun falan filan. Tabii elinde hiçbir şey çıkmıyor bilinin. Çünkü yakalayamamışlar zaten. Daha sonrasında bu kadın tabii intihar ediyor bilmem ne falan. Oralar spoiler değil çünkü en başında veriyor. Kadın zaten ölü. Ve kadının ölümünün
nasıl diyeyim ben size, katilin işte tek ortaya çıkması Billy emekli fakat işte şeyleri söylemeden, polis departmanına söylemeden kendisini bu işin içerisinde. Çünkü yaşamı tutunmak için bir sebep çıkıyor. Daha sonra işte annesi, kız kardeşi, işte o ölenin annesi ve kız kardeşi iletişime geçiyor. Kız kardeşi iletişime geçtikten sonra Mercedes'in sahibi olan Olivia kadının psikolojisini çözüyor, ediyor bilmem ama suçluluk duygusu içerisinde. Bu arada işte Jenny, Olivia'nın yani Mercedes'in sahibi olan kadının kardeşi. Bu arada kadın inanılmaz zengin, Olivia. Öldüğü zaman da bütün her şeyini Jenny'ye bırakmış. İsteğiyle, Jenny'in isteğiyle Billy böyle bir yardımcı oluyor ona. Çünkü mesela kendine gelen mektuplar olduğu gibi Olivia'ya gelen mektuplar ve Olivia'nın intihar etmesine sebep olan kişinin de o olup olmayacağını düşünmeye başlıyorlar. Çünkü Billy'ye gelen mektupla Olivia'ya giden mektup çok farklı. Çünkü katilin profili çok farklı. Daha sonra katilin şeyini okurken de görüyorsunuz. Olivia'nın öldürülmesinde sebep olan kişi o zaten. Yani o spoiler değil fakat nasıl öldürdüğünü ya da neler yaptığını söylemeyeceğim hiçbir şekilde. Hani gerçekten bu kadar pasif agresif tavır sergileyerek hani birinin öldürebil birinin ölüme sürüklemek çok canice hani bakıyorsun bu kadar iyi gözlemek bu kadar iyi şey yapmak ve o ölüme bu kadar yakınlaştırmak ve hatta öldürmek ellerini dahi kullanmadan öldürmek hani çok psikopatça gidip böyle bıçağı saplayıp ya da kurşunla vurup ya da başka bir şey yapıp öldürmek, tehditle bilmem neyle öldürmekten çok daha farklı, çok daha derin. Hani Brady'ye bazı yerlerde saygı duyuyorsun yani abiyorsun eyvallah hani muhteşemsin ama gerçekten bir yerde de şöyle nefret ediyorsun zaten her şekilde nefret ediyorsun. Neyse işte bu Jenny, Olivia'nın kardeşinin isteğiyle Billy tekrar dedektifliğe başlıyor. İnanılmaz bu. Para var bilmem ne bunları kullanarak işte Jerome'un da yardımıyla çünkü o teknik konulardan bilgisayardan anlayan bir insan bir anda kendini tekrar avın içerisinde buluyor. Ama tabii şöyle bir şey var. Kim av kim avcı çünkü Brady de hiçbir şekilde şey yapmıyor. Bu arada Brady mektup yazdığı zaman eğer benimle iletişime geçmek istersen diye internette Mavi Şemsiye diye bir internet sitesinde konuşma şeyi ayarlıyor. Bu ikilinin sürekli burası üzerinden konuşmaları var. Tabii birbirlerinin tahrikleri, birbirlerinin şeyleri ve avcı olayının sürekli dengesinin bozulmasını izlerken ister istemez heyecanlanıyorsun. Tabii burada Brady boş durmuyor. Kafasında bir planı var ve son bir jübile yapmak istiyor yani. Hani tabii kitap okurken daha sonra bunlar falan gerçekleşecek. Hani planlar var bilmem neler onların kurulmasını, etmesini, ince ayrıntıları, detayları her şeyi görüyorsunuz. Av başlıyor abi. İşte Billy bunun peşinde oltaya getirmeye çalışıyor. O bunun peşinde oltaya getirmeye çalışıyor. Bu arada olan bir sürü arkada şey var. Tek bir olay üzerine gidiyor. Aslında tek bir olay değil. Çünkü flashbacklerle ve Olivia'nın olayını çözmek artı Brady'nin yapmayı planladığı şeye engel olacaklar mı, olamayacaklar mı düşüncesi içerisinde gidip gelirken kitabın nasıl bittiğini anlamıyorsunuz. Yan karakterler muhteşem. Jenny ve Billy arasında yaşanan şeyleri ya da olabilecek şeyleri ister istemez tahmin edebiliyorsunuz. Fakat Jenny'nin teyzesi, dayısı ve kuzeninin gelmesiyle birlikte çok değişiyor. Holly denen bir karakter var. Holly denen karakterden öyle bir sürpriz çıkıyor ki hani öyle küçük dilinizi yutarsınız öyle hani zaten King'in şeylerinde bellidir o belli başlı aksak karakterlere muhakkak bir şey çıkar ama ne bileyim hani hiç öyle bir şey beklemiyorum. Jerome denen Jerome diyorum Jerome diyorum onda muhakkak bir yanlış var değil öyle. Jerome. Tamam. Jerome ve Billy'nin arasındaki muhabbetler ve diyaloglar çok iyi. Çünkü Jerome bir zenci dediğim gibi Afro-Amerikalı fakat hani gerçekten çok akıllı, zeki bir çocuk ve ailesi de hani profesörler bilmem neler falan flashback'en. Ama Jerome mesela bazen böyle bir köle diliyle konuşma şeyleri var. Oralarda kahkaha atarsınız. Yani, mizahi şeyini de kendi içerisinde gösteriyor.
Brady. Ha. Brady'nin geçmişine gidiyorsun. Neler yaşadığını görüyorsun, neler yaptığını görüyorsun. Çünkü Olivia'ya yazdığı mektupta hani öyle şeyler yazmış etmiş falan ki şey diyorsun hani ve onların konuşmaları bilmem neleri falan tabii şeylerinde ister istemez hani acaba böyle olabilir mi? Bundan dolayı böyle bir sakat bir karakter mi? Çünkü Brady şey diyor. Ben diyor normal bir karakter değilim diyor. Çünkü yani normal bir insanda bulunan diyor vicdan ya da başka bir şey bende yok. Hani yaptığı şeyleri görüyorsun, geçmişte yaptıklarını görüyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Adama acımakla, hiç ben acımadım. Hani nefret etmek arasında gidip geleceğiniz yerler muhakkak olacaktır. Çok iyi bir profil çizilmiş. Billy zaten kahramanımız bilmem neymiş falan. Bu sonlarına doğru hani aksiyon en başından en sonuna kadar zaten kesilmiyor ama sonlarına doğru bir böyle patlama yaşanıyor. Yani patlama derken gerçekten yükseliyor kitap. Oralarda böyle tutuyorsun kendini. Çünkü mesela restleşmeleri, blöflemeleri var birbirlerine. O restleşmelerin getirdiği sonuçta o kadar farklı ki yani yok artık diyorsun hani. Yani hani bunun hani bu böyle olmamalı. Ama bazı yerlerde öyle bir sonunu kapatıyor ki bir sonraki sayfaya geçene kadar böyle çöküyorsunuz koltuğa ve hayır yok yani. Birkaç kere şuraya böyle kilitlendiğimi çok çok iyi biliyorum bunu okurken. Daha sonrasında neyse işte av başladı bilmem ne oldu kitap yükseldi etti falan. Ne diyeceğimi unuttum. Zaten heyecanlıyım. Ha, sonlarına doğru işte. Olay artık farklı bir boyut kazanmaya başlıyor. Çünkü o jübilenin ne olduğunu biliyorsun ve nasıl hazırlık yapacağını ve o insanların nasıl katledilebileceğini biliyorsun ve ciddi anlamda hep böyle son dakika, son an şeyleriyle değiştiği için kitap hani hop oturup hop kalkıyorsun. Yani hani gerilmekten hani polisiye bir kitap ama öyle bir geriyor ki seni hani bir yerden sonra dayanamıyorsun o şey acı vermeye başlıyor sana. Muhteşemdi. Gerçekten çok çok iyiydi. Çok iyiydi. Çok çok iyi kitaplara çok iyiydi. King okumaya başlayacak insanlara ilk önereceğim kitaplardan bir tanesi değil. Kesinlikle değil. Bu arada O'ya yaptığı göndermeyi hani çok beğendim. Ama hani King okuyan birisi zaten bunu alıp okuyacaktır. Fakat hani birkaç King kitabı okuduktan sonra en azından belli türlerde işte korku, dram ve diğer şeylerde okuduktan sonra bunu polisi olarak da denemesini önereceğim kitaplardan bir tanesi. King okuyorsanız zaten dediğim gibi okumuşsunuzdur şimdiye kadar hani demiyorum benim için en azından öyle. Öyle. Başka diyecek bir şey bulamıyorum ya King konusunda. Gerçekten eleştirebilecek herhangi bir yan bulamıyorum ya da anlatabilecek herhangi bir şey bulamıyorum. Öyle. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bunun ardından Tatlı Şeytan ve Yabancı Dil yorumu gelecek. Bilmiyorum belki ilk önce onun yorumlarını koyarım ama tam olarak emin değilim. Kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. İlk defa sizi bu kadar kısa tutuyorum. Onun da sebebi sadece. Hani Stephen King'e gerçekten yorum yapmada çekindiğim ve hani heyecandan aslında çok bir şey anlatamadığım için öyle. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi geceler. Ben büyük ihtimalle diğer videodan sonra uyuyacağım. Artık uyumak istiyorum. Görüşmek üzere.